Değil mi arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bugün Başbağlar Katliamının yıl dönümü. Aslında Başbağlar toplumsal hafızamızda büyük bir acının adıdır. Bundan tam 28 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde Belücü terör örgütü 33 yurttaşımızı katletti, köyü ateşe verdi. O ateş o gün bugündür yüreklerimizi yakıp kavuruyor. Ben buradan bölücü terör örgüsünü bir kez daha lanetliyor. Yaşamını yitiren 33 yurttaşımızı rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Toplantımızın gündeminde şahlanan hayat pahalılığı, şişen faturalar, hükümet kadrolarındaki çürüme, derinleşen devlet krizi, sağlık krizi ve aşılamadaki son durum bu sıkıntılardan milletimizi çıkarmak için nelerin yapılması gerektiğine dair değerlendirmeler vardı. Erdoğan şahsı hükümeti Temmuz'da ekonomi şahlanacak demişti. Ama şahlanan evlerimize gönderdikleri faturalar, çarşı pazardaki etiketler ve enflasyon oldu. Erdoğan şahsı hükümeti zam oldu, zulüm oldu, milletimizin üzerine yağdı. Temmuz ayına girerken önce yüzde on beş elektrik zammıyla çarpıldık. Sonra doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde on iki ile yüzde yirmilik sözde güncelleme ile yandık. Yetmedi üzerine LPG'ye gelen e, yüzde sekizlik fiyat artışıyla ne yapacağımızı şaşırdık. Aileler perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan, sanayici perişan. Sadece bu üç zammın TÜİK'in makyajlı enflasyonuna doğrudan katkısı bir puana yakın, 0,8 puan. Dolaylı etkileriyle birlikte katkı bir buçuk puanı buluyor. Ama zamların zamanlanmasındaki hinlik de dikkatimizden kaçmıyor. TÜİK'in makyajladığı enflasyona bir de zaman ayarı yaptılar. Zam yağmuru Temmuz ayına kaydırılarak 11 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'ne yılın ikinci yarısında verilecek aylık zamlar törpüleni verdi. buçuk milyon memur ve memur emeklisinin ilk 6 ay için alacağı enflasyon farkları düştü. Bu zamları Temmuz ayını öteleyerek her bir memurun aylık 70 lirasını, her bir memur emeklisinin de aylık 49 lirasını kestiler. Yılın ikinci yarısında sadece memur ve memur emeklisinin evine girecek toplam 2 milyar 63 milyon lira Erdoğan şahsi hükümeti tarafından ince işçilikle gasp edildi. Anlaşılan millete porsiyonları küçültün diyen saray işi şansa bırakmak istemiyor. Milletin porsiyonunu daha midesine girmeden küçülttü. Sarayın beslemeleri, yanaşmaları, zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, Susamlı levrek simitlerini ejder meyveli smoothie içtiğinde rahat rahat götürsün diye sarayda debdebe şatafat ve israf sürsün diye milletin porsiyonlarına çöktüler. Bugün haziran enflasyonu açıklandı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla dahi tüketici enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Yüzde 2'ye dayandı. Yılın ilk 6 ayında TÜİK'e göre enflasyon yüzde 8,45 beş. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubuna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 19,16. Aradaki fark iki kattan fazla. Diğer taraftan TÜİK'e göre yıllık enflasyon 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şahlanan öyle gözüküyor ki ekonomi değil. Ama enflasyon şahlanmış. Son bir yılda benzinli otomobil fiyatı yüzde 107, televizyon yüzde 100, Bulaşık makinesi yüzde 74 zam gördü. Allah gençlere kolaylık versin. Gençlerin yuva kurması, milletin araba alması artık hayal oldu. Erdoğan şahsım hükümeti mutfakların bereketini kaçırdı. Millet de ne yapacağını şaşırdı. Bayram geliyor. Küçük baş kurbanlık 1500 Türk lirası, büyük baş büyük başta pay 2000 lira olmuş. Emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Hiç olmazsa bu sefer emekliyi şu enflasyona ezdirmeyin. Bir iki bin lira ikramiye verin de emekli de kurban kessin aileleriyle bayramda doya doya bir kap et yemeği yesinler. Ama enflasyon fırtınasında turpun büyüğü heybede. Haziranda üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 25 puanla tüm zamanların rekorunu kırmış. Çekirdek enflasyon göstergeleri de tüketici enflasyonun üzerinde. Bütün bunlar enflasyonun önümüzdeki dönemde daha da azacağının işaretlerini veriyor. Enflasyon dünyanın en acımasız vergisidir. En çok da fakir fukaranın satın alma gücünü aç bir fare misali gizlice tüketir. Aslında usta şairimiz Can Yücel, Can Yücel ne güzel diyor. Ekmeğe zam, tuza zam, doğru söyleyene dam. Erdoğan şahsım hükümeti, genel başkanımız doğruları söyledi. Milletin hakkını, hukukunu savundu. Zulme karşı sessiz kalmadı diye damda dört yıl yatırmakla tehdit ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Tehdit ettiğiniz genel başkanımız hak, hukuk, adalet diyerek adalet yürüyüşünü yapan dünya demokrasi tarihine geçen kişidir. Biz demirden korksak trene binmeyiz. Bizler zulmü alkışlayan, zalimi seven olmayız, olamayız. Biz biliriz ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zamma, zulme sessiz kalamayız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki zulmü de görmezden gelemeyiz. Kayyum rektör eylemler en fazla 6 ay sürer diyordu. Ama ne oldu? Hem öğrenciler hem de Boğaziçi'li akademisyenler üniversitelerine sahip çıkmaya devam ediyorlar. Biber gazıyla, plastik mermilerle, coplarla gençleri yıldırmaya çalıştılar ama gençler yılmadı. Boğaziçi'nin kapısına kelepçe taktılar, gençler sinmedi. Kredi ve burslarını kestiler, gençler tınmadı. Boğaziçi'li akademisyenler de hem okullarına hem okullarının geleneklerine hem de öğrencilerine sahip çıktılar. Kayyum rektöre sırtlarını döndüler. Şimdi o kayyum üniversitenin 15-20 yıllık hocalarını kampüse almıyormuş. Dağdan gelip bağdakini kovmaya kalkıyor. Gencecik bir öğrenciyi özel güvenlikçilere tekmeleterek okul kampüsünden attırıyor. Bilimle bilim insanlarıyla ve gençlerle kavga eden bir yönetimin sonu her zaman hüsran olmuştur. Bir kere daha tekrarlıyoruz. Artık gençlerle Boğaziçi Üniversitesi ile uğraşmayın. Gençlerin ve Boğaziçi'nin sesini dinleyin. Kibri, nobranlığı bırakın. Millet bu tavırlarınızdan bıktı usandı. Bunu artık bir anlayıverin. verin. Bir başka zulüm ise Adıyaman'da yaşanıyor. Adıyamanlı tütün üreticisi feryat ediyor. Sarmalık tütün üretenler hapis cezasıyla karşı karşıya. Biz geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Malatya ve Adıyaman'daydık. Yüz binlerce aile bu işten geçiniyor. Hükümet kendi kusurunun faturasını üreticiye kesmeye kalkıyor. Üreticinin kooperatifleşmesini sağlayacak düzenlemeleri zamanında yapmayan bu Erdoğan şanslı hükümeti şimdi üreticinin deposundaki 2020 ürününün ve daha yeni ekilen 2021 mahsulünün elde kalma riski var Aslında yapılması gereken belli bütün ticaretine ilişkin hafif cezasının yürürlük tarihi en azından bir yıl süreyle ertelenmesi gerekiyor üreticinin kooperatifleşmesi için gereken zamanın tanınması gerekiyor. Ama öyle gözüküyor ki Erdoğan şahsım hükümeti bu işi yapamayacak. İktidara geldiğimizde bu zulmede Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti son verecek. Çiftçilerin derdine derman olacak. Değerli basın mensupları, kanunların bittiği yerde zulüm başlar. Erdoğan şahsım hükümeti yönetiminde Türkiye ne yazık ki bıraktık hukuk devleti olmayı. Artık kanun devleti olmaktan bile uzaklaştı. Cumhur İttifakı kavgalı ev oldu. Şimdi kalkmış kendi evlatlarını yiyor. Ordu da Büyük Birlik Partisi kadın kolları başkanı. Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah'tan korkmuyor bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz din, kitap, Allah'ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yarın Ahmet Mehmet'tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim diye isyan ediyor? Vay sen misin isyan eden? Ertesi gün polis kapıya dayanıyor. Ters kelepçeyle gözaltına alıyor. Ya ayıptır, günahtır bu yapılanlar ya. Bu ülkede doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor. Ama hırsızlar, dolandırıcılar, rüşvetçiler için maşallah Türkiye'den daha güvenli bir liman yok. Yurt dışında yakalanan ya da sıfırı tüketen her suçlu Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu ülkede mali suçlar suçtan sayılmıyor. Mali suçlular suçludan sayılmıyor. Millete atılan kazıklar görülmezden geliyor. 19 yılda 6 kez varlık barışı çıkardılar. Şimdi bu düzenlemeyi 6 ay daha uzattılar. Türkiye'yi dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevirdiler. En son Almanya'da bir kara para soruşturmasında Türkiye'nin adı geçiyor. Hollanda'daki uyuşturucu ticaretinden ve kaçak tütünden elde edilen gelirlerin aklandı. Bu çerçevede 1 milyar 600 milyon avro değerindeki altının Türkiye'ye sokulduğu iddia ediliyor. Ya bunlar doğruysa korkunç bir rezalet. Diğer taraftan BDDK 21 tasarruf finansman şirketinin faaliyetine son verdi. Bu şirketler pıtrak gibi büyürken ses çıkarmadılar. Şimdi kimseyi mağdur etmeyeceğiz diyorlar. Yani pamuk eller cebe vergi mükellefleri bir kez daha nöbete. Çiftlik Bank tezgahının mucidi binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk yurt dışında paralar suyunu çekince Türkiye'ye döndü. Dönerken de Brezilya'dan Türkiye uçak biletini bile Türk vergi mükelleflerine ödetti. Umarız en azından uçak parasını devlet kendisinden geri alabilir. Kara para aklama suçundan hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, "Beni Türk hakimlerine emanet edin." diyor. E nasıl demesin? Amerika'da 225 yılla yargılanan bu şahıs Türkiye'ye gelirse aynı suçtan en fazla 7,5 yılla yargılanacak. Ha bu arada adamını da bulursa ki bulacağından hiç şüphem yok, hiç hapis yatmadan bu işten kurtulabilir. <laughs> Bakanlara elbise askılarında, çikolata kutularında rüşvet dağıtan Rıza Zarrab, Türkiye'de hapis yattı mı? Hayır. Onun yerine rüşvetçiye bakanlar eliyle ödül veren, televizyonda program yaptıran, rüşvet paralarına faiz ödeyen ilk hükümet olarak bu hükümet Erdoğan şahsım hükümeti dünya tarihine geçti. Şerefli Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmeyen nota bu rüşvetçi için bir değil, tam da iki kez verildi. Erdoğan şahsı hükümetinde skandallar bir değil, on değil. Önceki Ticaret Bakanı kendi bakanlığına, kendi şirketinden mal sattı. Yaptığını da itiraf etti. Ama hala hakkında bir soruşturma yok. Oysa bu suç. Bu ülkenin İçişleri Bakanı mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söyledi rüşveti veren mafya lideri de 10 bin dolar değil, çanta çanta para verdim dedi. Çantayla para verdiği siyasetçinin ismini de söyledi. Ama bu ülkenin ne yargısı gık çıkardı, ne AK Parti gıkını çıkardı, ne AK Parti gıkını çıkardı, ne de Erdoğan gıkını çıkardı. Ama kurdukları rant ve safahat düzenini sürdürmek için kutsal değerleri istismar ederken sesleri pek bir gür çıkıyor sen yurdu kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz. Mekke'yi kaybederiz. İslam'ı kaybederiz diyen diye nutuklar atanların asıl kaybettiklerinin ar ve haya olduğunu gördük. Partimize etmedik hakaret bırakmayan on parmaklarıyla kara çalmaya kalkanların yüzlerinin de yürekleri kadar kapkara olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Şimdi ortaya saçılan bu kadar rezaletten sonra Erdoğan kendi atadığı İçişleri Bakanını sarayındaki toplantılara davet etmiyormuş. Neden? Beraber resim vermek istemiyormuş. İçişleri Bakanı ben dünyanın en kötü adamıyım değil mi diyerek basın mensuplarının önünde kendini acındırıyor. Erdoğan da anlaşılan küstüm konuşmuyorum diyerek bu işten sıyrılabilirim zannediyor. Oysa ne demişti firari suç örgütünün başı? Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz. Ortalığa dökülen tüm bu rezaletlerde müteselsilen sorumluluk vardır. Öyle küserek, konuşmayarak bu işler temizlenmez. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelirdi adli ilahi, sorar Ömer'den onu. E bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkede hükümet kim? Her şeyin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan şahsı hükümeti. E bugün bu ülkede marilalara çökülüyorsa, otellere çökülüyorsa, fabrikalara, yalılara, plazalara, alışveriş merkezlerine, uçaklara çökülüyorsa. Yüz yıl önce işgal döneminde bile delinmeyen tapu bugün delik deşik oluyorsa e, ne can ne de mal güvenliği kaldıysa bunun sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsı hükümeti. Aynı sorumlular devletin hazinesini de çökerttiler. 19 yılda 62 milyar dolarlık kamu varlığını sattılar. Yetmedi. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyerek yandaşlarına yaptırdıkları geçilmeyen köprüler, otoyollar, uçulmayan havalimanları için yabancılara avro ve dolarla garanti verdiler. Çocuklarımızın geleceğine mali ipotek koydular. 2017'den bu yana bunları yapan Beşli Çete'ye bütçeden tam 47 milyar lira para ödediler. Beş kuruş değil 47 milyar lira çıktı milletin cebinden. Milletin tapusunu deldirenler hafta sonu şimdi bir yeni özelleştirme kararı yayınladılar. Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamını aldı. E sata sata bir şey kalmadı. Şimdi tüm dünyada doğal tekel olarak kabul edilen elektrik iletim işini yapan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ni satacaklarmış. Doğal tekel olan bir işletmenin devletten alınıp şahıslara verilmesinin yaratacağı çok ciddi rekabet sorunları ve bunun sonunda millet için çok ciddi bir refah kaybı vardır. Bunu yapanlar bir değil. Birkaç kez düşünmelidir. Yani verdiğiniz özel sektör ben istediğimi alamadım, şu olmadı, bu olmadı. Ben bu iletim hatlarını kapatıyorum dese ülke felç olur. Bunu yaparsanız zaten arşa yükselmiş elektrik fiyatları daha da artar. Milletin cebindeki, evindeki yangın büyür. Bu yangını söndürecek Rekabet Kurumu ve EPDK gibi kurumlar zaten siyasetin aracı olmuş durumda. Enerji üretim ve dağıtımını daha önce özelleştirdiler. Sonuçları ne oldu? Ortada. Yatırım yok. Özellikle dağıtım şirketleri kur farkından ciddi zararlar yazdılar. Şimdi bu zararları tüketiciye yansıtmaya çalışıyorlar. Aslında elektriğe yapılan son beşlik zam da bunun bir sonucu. Şimdi iletişimde, iletimi de versinler bakalım ne olacak. AK Parti yolun sonuna yaklaşırken ekonomide mülkiyetin el değişimi de hızlanmaya başladı. Erdoğan şahsı hükümetinin her türlü imtiyaza masar sermaye gruplarında da mülkiyet hızla el değiştiriyor. Şehir hastanelerini işleten yandaş grup hisselerini Danimarkalılara devretti, gitti. Yine savunma sanayinde faaliyet gösteren BMC'nin sahiplik yapısı sessiz sedasız değiştirildi. 2014'te Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı olduğunu söyleyen bir iş adamı 751 milyon Türk lirası ödediği BMC'yi aldı. Sadece arazisi bunun iki katı eder. Şimdi bu 751 milyon o günkü kura çevirdiğimizde 359 milyon dolar ediyor. Daha sonra bu şirketin yüzde 49,9'u 300 milyon dolara Katar ordusuna satıldı. Geçtiğimiz haftalarda şimdi yine satıldı dediğimi söylerler, BMC'nin satıldı. Sakarya Tank Palet Fabrikasının değil. Geçtiğimiz haftalarda geriye kalan hisselerde Sakarya Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi. Geriye kalan hisselerde iddialara göre 480 milyon dolara Erdoğan'a yakın başka bir iş adamına devredildi. Şimdi 359 milyon dolara BMC'yi devletten alan iş adamı bunun karşılığında 780 milyon dolar elde etti. Yani Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı iş adamı tek bir tank dahi üretmeden bu ticaretten dolar bazında yüzde yüz kar etti. E bu iş adamı Erdoğan'a ilahi aşkla bağlanmasın da kime bağlansın? Ama Erdoğan tıpkı Atama İçişleri Bakanı gibi bu iş adamının adını da artık ağzına her nedense almıyor. Herhalde ona da küstü. E bu iş adamı nerede? Ortada yok. Şimdi BMC ile Altay tankının üretimi projesi sözleşmesi imzalandı. Proje 250 adet Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle birlikte ömür devri lojistik desteğiyle TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. İlk Altay tankı 18 buraya dikkat. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Yani e bu açıklamayı ne zaman yapmışlar? 9 Kasım 2018. Şimdi 9 Kasım'ın üstüne bir 18 ay ekleyelim. Yani ne zamanmış ilk Altay tankının teslim tarihi? 9 Mayıs 2020. Geçen yıl ordumuza teslim edilmesi gereken tanklar nerede? Tanklar ortada yok. Şimdi Erdoğan Altay tankı 2023 başında orduya teslim edilecek diyor. Yani teslimatta gecikme yeni sahibe devre, devirle birlikte şimdiden 3 yılı buluyor. Eğer ordumuz planladığı tankları alamamışsa bu ciddi bir milli güvenlik sorunu değil midir? Ordumuz bu süredeki ihtiyaçlarını nasıl karşılamıştır? Bu yaşanan gecikmenin hesabını verecek kimse yok mudur? Bunun bir yaptırımı yok mudur? Anlaşılan Erdoğan için yoktur. Sadece bu meselede değil. Yine insanlarımızın sağlığını yakından ilgilenen, ilgilendiren aşılamadaki gecikmelere de gecikme, gecikmelerde de bir sorumlu ortada gözükmüyor. Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüzde 65'i ila 70'inin aşılanması gerektiği biliniyor. Dünyada kabul edilen oran bu. Türkiye'de ise dün itibariyle birinci doz aşı olan vatandaşlarının sayısı 35 milyon 600 bin kişi. İki doz aşı uygulanan vatandaşlarımızın sayısı ise 15 milyon 600 bin kişi. Yani nüfusun ancak yüzde 19'unda iki doz aşı yapılabildi. Bunların önemli bir kısmı da Çin aşısı. Sağlık Bakanı işin başında Çin aşısını güvenilir aşı ilan etti. Alman aşısını karaladı. Orta uzun vadede etkisi ne olur bilmiyoruz demişti. Onun için de aşıda çeşitlenme yapmadı. Bir tek çeşit Çin aşısıyla gittik. Ama Çin aşılarının tedarikinde sıkıntılar başlayınca bu sefer Biontech aşısına yani Alman aşısına yöneldik. Allah'tan şansları yaver gitti. Bir Avrupa ülkesinin vazgeçtiği aşıları biz aldık. Şimdi iki Sinovac yaptırana bir de Biontech vuruyorlar. E bu yapılan doğru mu? Doğru anlaşılan. Çünkü tıp adamları bunu tavsiye ediyor. Erdoğan şanslı hükümeti salgının başında Çin aşısı için neden bu kadar ısrarcı olduğunu, neden yeterince aşıda kaynak çeşitlendirmesi yapmadığını aşılamada 6 ayın neden kaybedildiğini bu millete açıklamak zorundadır. Ama bunun yerine millete yalan rüzgarları, senaryoları anlatıyorlar. Erdoğan önce çıktı İngiltere'de aşı 100 sterlin dedi. Sonra tarifeyi değiştirdi, 50 sterline düşürdü. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelere dahi bu aşıları ücretle yapıyorlar diye verdi. Aşı için 100 avro ücret alındığını da ileri sürdü. Erdoğan'ın açıklamalarını itham ettiği ülkelerin yayın ücret almakla itham ettiği ülkelerin yayın kuruluşları resmi sağlık kurumları ardı ardına yalanlıyor. E şimdi bu açıklamalarla kendisini cümle aleme rezil etti. Ülkemizi dışarıya da mahcup etti. Avrupa'da bırakın aşı için para vermeyi burnumuzun dibindeki küçücük Yunanistan 26 yaşın altındaki gençleri aşıya teşvik etmek için 150 avro cep harçlığı veriyor. Para mara almıyor. Hata bir kez yapılırsa hatadır. Tekrarlanırsa tercih olur. O zaman insanın aklına şu geliyor. Acaba Erdoğan şimdi de bu aşılardan para almaya mı hazırlanıyor? Milletten para mı alacak? Bunun yolunu mu yapıyor? Erdoğan damadının dediği gibi aya dört şeritli yol yapacağım desem inanacaklar var zannediyor. Yalandan medet umuyor. Yalancı çoban hikayesini hiç aklına getirmiyor. Buradan söyleyeyim yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalanla kurulan her şey zamanla yıkılmaya mahkumdur. Milletimizin Erdoğan'ın şahsı hükümetine güveni artık kalmamıştır. Bu toprakların insanı şuna iman eder. Zulüm ile abat olanın akıbeti de berbat olur. Mazlumun ahı indirir şahı. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor. Erdoğan'a tasdiknamesini vermek için sandığı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. TRT Haber Belgin Aydın. Efendim iki sorum olacak benim. Ee, birincisi geçen hafta içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Bu konu MYK'da ele alındı mı? İkinci olarak da İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bazı açıklamaları oldu. İttifakın güçlendirileceği, parti sayısının da 6-7'ye ulaştırılacağını söyledi. Millet İttifakı'nda böyle bir, bir çalışma var mı? CHP kanadı ne düşünüyor? Yani birinci e, birinci sorunuz sorunuzla ilgili görüşleri biraz önce açıkladım. E, ama şey e, şeyde yani bu e, merkez e, yöne, yönetim kurulumuzda ayrı bir gündem olarak ele almadık ama bu konuyu değerlendirdik ve e, bununla ilgili görüşlerimizi de biraz önce burada ifade ettim. Şimdi bu Millet İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili e, yani bunu her seferinde söylüyoruz. Millet İttifakı'nın ortakları belli. Ve Millet İttifakı'nın genişlemesi de ancak e, mevcut ortaklarının kararıyla olabilir. Evet. Efendim bizi yönlendiren sorular var. Şimdi müsaadenizle onu aktaracağım. İlk soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. 200 siyasi parti ve kurumun bir araya gelmesiyle yapılan demokrasi konferansının ilk toplantısında bir bildiri yayınlandı. Bildiride terör operasyonlarının durdurulması, yeni bir açılım başlatılması, sınır ötesi operasyonlar saldırgan tutum olarak değerlendirildi. Bütün OHAL KHK'larının iptali istendi ve bu süreçte tutuklananların serbest kalması talep edildi bildiriye bazı tepkiler de geldi. Sizin bu bildiriye ve bu toplantıla ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi bu toplantıyı düzenleyen bir sivil girişim. Partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada resmi bir temsilcisi yok. Dolayısıyla orada serdedilen görüşler de hiçbir şekilde bizi bağlamaz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hala tahliye edilmedi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. E bu hüküm bu hüküm son derece açık. Dolayısıyla anayasamız hukuk ne emrediyorsa o yapılmalıdır. Her zaman bunu söyledik, bunu da söylemeye devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarının gereği bir an evvel yerine getirilmelidir. Yoksa hukuk devleti olmaktan çıkıyoruz. Evet. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı'nın dile getirdiği Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yazdığı mektuba yanıt verdi. Özetle meclis başkanlığının hukuki sorumluluğu yok, konu yargının işi dedi. Siz bu yanıtı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi atanmış İçişleri Bakanı meclise gitmiş. Tam bir buçuk saat meclis başkanıyla görüşmüş. E yani bu bir buçuk saatlik görüşme süresin, süresince 10 bin dolar alan rüşvetçi siyasetçinin ismini söylememiş. E o zaman bunlar ne konuşmuşlar? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu iddialar içinde ismi geçen siyasetçi eski bir milletvekili. Eski milletvekilleri de Me eski milletvekillerinin itibarı da meclisi bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüne göre eski vekiller genel kurula katılma dışında milletvekillerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar. Dolayısıyla vekile eski diyerek bu işin içinden sıyrılınmaz. Hadi diyelim ki bu iş meclisin işi değil. E o zaman bu işin hukuken sorumlusu bellidir. Türk mahkemeleri e, meclis Başkanının en azından eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek kadar cesur olup eğer kendisini hukuken sorumlu görmüyorsa bu işten sorumlu olan savcıları göreve çağırması gerekir. Ama bu da yok ortada. Kaldı ki bu kadar pisliğin ortaya saçıldığı bir dönemde millet iradesinin tecelligahı olan meclisin, milletin tek güvendiği meclisin başkanının hukuki sorumluluğumuz yok diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu işin dışına çıkarmaya kalkması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarında zedeler hukukuna da aykırıdır. Yeni anayasayla ne kadar zorlaştırılsa zorlaştırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütmeyi denetleme görevi de vardır. Evet. Ben teşekkür ediyorum.